biz coşku odak diye adlandırıyoruz bu tohumun bizdeki yansımasını. Bu tohum bize ne kazandırır? Bu tohum bizi iz bırakır bir hale getirir. Yani bu tohumu yüksek kullanan kişi de, kişi girdiği her ortamda fark edilir. Çok renkli hale getirir bu tohum bizi. Bize renk katar. Canlı, eğlenceli, keyifli, enerjik kılar. Ki enerjisi hiç tükenmez. Bu tohumun bize verdiği enerji hiç tükenmez. Hani derler ya, içinde bir çocuk var. Bu çocuk, bu tohumun bize verdiği tohum gibi çocuk hiç ölmez. 80-90 yaşında da o çocuk tarafını görürsünüz o kişide. O nedenle de çok kıymetli. Dört tohum da çok kıymetli. Bunun da geri doldurulamaz. Hani başka bir şeyle bunu kompanse edemeyiz. Mutlaka bu tohumu kullanıyor olmamız lazım. Bu tohumun önemli bir özelliği yine hayata olumlu bakan tarafımızdır. Gülümseyen tarafımızdır. Girdiği ortama neşe getiren, girdiği ortamı motive eden tarafımızdır. Çünkü hayata en zor olan dönemde bile bu tohumu güçlü olan kişiler, geliştirmiş bu tohumdan beslenen kişiler, ya olsun şöyle yaparız diye olumlu bir çıkar yön bulabilen tarafımızdır. Bu tohum yaratıcı tarafımızdır bizim. Bu tohum girdiğimiz ortamı bile değiştiren, olumluya doğru götüren tarafımızdır. Hayata olumlu bakmayı, eğer bu tohumunuz yaşarmışsa hayata olumlu bakabilirsiniz. Ama diğer tohumlar size hayata olumlu bakmayı asla vermez. Onun için de bazı kişiler hayata olumlu bakamaz. Aa, şimdi yani bu polyanlacılık mı yapıyorsun? Ama bu tohum yaşarmışsa çok kolaylıkla bunu başarır kişi. Dolayısıyla da bu tohum, ki bu renklerden, tohumlardan iki tanesi insana odaklandığımız tohumdur. Bizi insan tarafımızı besler. İki tanesi iş tarafıdır. İş tarafı illa bir şey yapmaktan bahsetmiyorum. İlla bir işte çalışıyor olmak, bir şey başarmak, halletmek, iş dediğimiz şey. Dolayısıyla da sarı tohum insan odaklı tohumdur. Yani bu tohumla biz hep insana bakarız. İnsanlarla birlikte olmak isteriz. En önemlisi de fark edilmek isteriz. Kimler tarafından? Yaptığımız işle değil. Varlığımızla fark edilmek isteriz. İnsanlar tarafından. Sevilmek isteriz. Bu tohumun sonucunda. Bu tohum bizi, dedim ki, çok enerjik kılar. Zihinsel enerjimiz de çok yüksektir. Bu tohumu yeşermiş kişiler hızlı düşünür, hızlı konuşur. Buradan konuya çok hızlı geçebilir. Çünkü hayal güçleri çok güçlüdür. Bunun sonucunda ve dolayısıyla da müthiş yapmış geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Müthiş enerjiktir ama bu enerji iş yapma enerjisi değildir. İşte yaparım ama hayatı yaşama enerjisidir. Andan keyif alma enerjisidir. Sarı tohumun bana verdiği. Ve işte ilginç tarafı beni hazır cevap hale getirir. Çünkü zihinsel enerjim de çok yüksek ya. Onun için pat diye cevabı yetiştirebilirim. Amerika'da marketin bir tanesinde patron her hafta market zincir marketleri var. Her hafta bir tanesini ziyaret ediyor. O hafta gittiği markette bir bakmış orada genç bir delikanlı çalışıyor. Allah Allah demiş. Yeni bir eleman almışlar işe. Oğlum gel bakayım buraya demiş. Gelmiş delikanlı. Demiş sen çok kaç yaşında? İşte ben böyle 17 yaşında. Sen demiş. Adı ne? Bu adı. Vay sen Amerikalı mısın demiş. Efendim ben Brezilya'dan yeni geldim. Sen bu yaşta niye Brezilya'da okulda değilsin? Niye burada bir gece koydun? Niye buradasın demiş. Bu adam demiş ki efendim Brezilya'da maalesef çok kısıtlı iş imkanları. Orada ya futbolcu ya fahişe oluyorsunuz. Patron demiş ki benim karım Brezilyalı. Bu adam demiş hangi takımda oynuyor? Şimdi bakın bunu kullanıyor. Hazır cevap. Evet bunu kullanıyor. Hızla gelin değerlendir pat yerine oturttu. Bu işte puan tarafımız bizim. Dolayısıyla sarı bunu çok kolay, sarı tarafımız bunu çok kolay başarır. Şimdi her bir tohum bize sağladığı müthiş avantajlar var ama her bir tohum eğer tek başına çok fazla öne çıkmışsa riskini de birlikte getiriyor. Bu neye benziyor? Hani dünyanın en iyi besini, ne bileyim ben işte bal. Çok bal yersen, sadece bal yersen, tek bal yersen alerji olursun yani, sağlığın bozulur. Sürekli ben bu tohumu kullanırsam o zaman
kesinlikle iletişim kazaları kaçınılmazdır. O nedenle de tökezlerim. Dolayısıyla riskleri var. Nedir riskleri? Çok sarıysam ben, çok önemli riskim var. Abartma huyu had safhada. Neden? Coşku odaklı. Kapılıyor ve anlatırken bir bakıyorsun bir şey anlatıyor. Sanki böyle bir anlatıyor bir şey. Halbuki şu kadar. Kapılıyor. Abartma. Başka bir huyu var. Sarı tarafımız bizim ayrıntıları pek kale alan bir tarafımız değildir. Bu tohum varsa bizde çok gelişmiş. Ayrıntı odak değilizdir. Ayrıntıları görmeyebiliriz. Hatta geçen sefer örnek verdim. Gittik bir yere, orayı tekrar bulacağız. Navigasyonla gittikleri. Aa, kimse bir üç gün sonra gitse bile bulamaz yolu. Neden dikkat etmedi? Nereden geçti? Köşede ne vardı? Nereden döndü? Hangi ışık? Dikkat etmedi. Dolayısıyla bu bizi biraz dikkatsiz hale getirir. Mesela isim öğrenmek çok zor. Bu tarafını çok yüksek kullanan kişiler. Çünkü isim bir ayrıntıdır. Böyle bir özelliği var, evet. Sarı tohumumuzu. Yine sarı tohumu çok fazla kullanan kişileri böyle toplantılara, böyle birliktelikleri biraz geç gitmesi doğaldır. Çünkü zaman kavramları zayıftır. Biraz denk mi düştü acaba bilmiyorum. Biraz denk. Çünkü zaman kavramı, neden biliyor musun? Hızlı düşünücü, girişken ve meraklı. Ona da biraz bak, ona biraz bakıyor, ona takılıyor, onu şey... Bir bakıyorsun, ay tamam. İşleri son anda yetiştirmek gibi bir durumları ortaya çıkabiliyor. O nedenle sarı taraf biraz böyle arkasını toparlamak gerekebilir. Sarı tohumunu çok yüksek kullanan kişiler. Yine aynı şekilde sarı biraz dağınık olabilir. Sarı kişiler çok fazla sarı kullanan kişilerdi. Biraz böyle çalışma planları dağınık olabilir, çalışma stilleri dağınık olabilir, kasaları dağınık olabilir, evleri dağınık. Yani biraz bir dağınıklık görebilirsiniz rahatlıkla. Hatta giyimlerinde bile bazen o dağınıklığı görebilirsiniz. Bir şeyler çıkmış dışarıya, yakıp açık bir tarafa gitmişler. Yani normal, onda bir sıkıntı yok aslında. Kötü bir şey mi? Ama düzeltir böyle. Ne var yani? Sonuçta siz rahatsız oluyorsunuz. Düzeltir onu. Söylemek yeterli. İnsan odak. Sarı taraf. Harika. Rutinleri sevmez sarı taraf. Mümkün olduğu kadar değişim olsun hayatında. Çünkü değişim demek renk demektir. Aynı şeyler çok kötü. Mesela sarı aynı kafeye gidip ha gitmez. Gitmeyi sevmez. Gider ama sevmez. Farklı farklı yerlere gitmeyi tercih eder. Neden? Çünkü değişim istiyor. En çok değişime odaklı olan tarafımız bizim sarı tohumla yaşadığımız tarafımızdır. Dolayısıyla sarı tarafımızın kötü şeylerinden biraz iyi bir takipçi değildir, unutur çünkü. Sarı tarafımız bizi unutkan hale getirebilir. O nedenle de biraz iyi takipçilik konusunda sorun yaşayabiliriz. Ama sarı bir tohumu çok geliştirmişsen bilin ki sevilen insanlarız. Dikkat çeken insanlarız, renkli insanlarız ve en önemlisi de bütün bu özellikleri sarı tarafımızda biz lider özelliklerine sahibiz. Çünkü insanları etkiler, peşinden sürükler.